Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a 100 bin TL'lik tazminat davası açtığını duyurduğunu bildirdi. Mahsuni Karaman, davanın bir generalin yazısı üzerine açıldığını belirterek, hani mahkemelere emir ve talimat verilmiyordu şeklinde tepki gösterdi. Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında sosyal medyada TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiaları ile ilgili yaptığı paylaşımlardan dolayı Milli Savunma Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Suç duyurusunun ardından Demirtaş hakkında soruşturma başlatıldı. Demirtaş'a paylaşımı nedeniyle hakkında 100 bin liralık tazminat davası açıldı. Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden Ankara Nöbetçi Hukuk Mahkemesi'ne 26 Ekim tarihinde yazılan acele başlıklı müzekkere de şöyle denildi. Selahattin Demirtaş tarafından Twitter hesabından 19.10.2022 tarihinde yaptığı Sosyal medya paylaşımındaki ifadelerle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kişilik haklarına, onur ve saygınlığına verilen zararın tazmini amacıyla ekte sunulan dava dilekçesi doğrultusunda söz konusu paylaşımın yapıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte manevi tazminatın Selahattin Demirtaş tarafından ödenmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesine arz ve talep ederim. Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Twitter hesabından söz konusu yazıyı paylaşarak şu ifadeleri kullandı. Milli Savunma Bakanlığı Sayın Demirtaş'a tazminat davası açıyor. Açabilir tabi. Ancak dava tu General imzalı ve acele kodlu bir yazıyla açılıyor. Hani mahkemelere emir ve talimat verilemiyordu? Talimatın belgesi bu. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.